Sadece bir izleyicimiz bununla ilgili bir soru Evet. göndermiş. Sen hocam Melamilik diye bir tarikat var. Mevlana ile ilgili Tarikatın adını Melamilik diyor hocam. Melamilik. He. Mevlana ile ilgili bir şey diyor bu. Ve sayısı giderek artıyor bunların. Temel kaynaklar Mevlana olduğunu söylüyorlar. Namazı baş açık kılıyorlar, baş açık dolaşıyorlar. İzmir'de şeyhler var, ilahiyatçılar bile giriyor bu gruplara diyor. Şimdi Melamilik diye geçmişte bizim tasavvuf tarihi kitaplarında adı geçen bir tarikat var. Fakat şu var. Aynı ismi taşıyor olması geçmişteki saf şekliyle duruyor anlamına gelmez. Evet. Yani pekala bir tarikat dine bağlı, dine karşı çok titiz vaziyette ortaya çıkmış olup ta neden sonra bunu sulandırmış olma imkanı ya da ihtimali olabilir. Dolayısıyla biz burada ismine takılmıyoruz. Bizzat kendi tavırlarına takılıyoruz. Şunu açıkça belirtelim ki dinimiz kadınların örtünmesini emretmiştir. Dolayısıyla baş açık, efendim kollar açık vesaire şu bu İslami anlayışa göre tesettür olmayan bir nokta, bir vaziyette namaz kılmayı da o şekilde geziniyor olmayı İslam kabul etmez. Evet. Tarihin hiçbir yerinde kadınların saçı başı açık namaz kıldığına dair bir örnek yoktur. Dolayısıyla hiç kimse açık saçık vaziyette namaz kılarak kendisini Mevlana'ya mensup olarak takdim edemez. Mevlana olsaydı bunları reddederdi. Evet. Çünkü Mevlana böyle bir Müslümanlığı kabul etmiyor. Kitaplarının hiçbir yerinde bu şekilde gezin, bu şekilde ibadet edin ve bu şekilde benim tarikatımda bulunmuş olun diye bir şeye rastlamazsınız. Başta Mevlana açık saçık vaziyette namaz kılmaya karşı çıkacağını, çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla bu insanlar eğer örtünmek istemiyorlarsa, kendilerine göre bir dini çizgi tutturmak istiyorlarsa o bizi ilgilendirmez. Neticede herkes yaptığıyla baş başa Allah'a hesap verecektir. Ama bizim bu yaptığımızı biz efendim Mevlana'dan alıyoruz. Mevlana bize böyle bir müsaade verdi ya da Mevlana bize böyle bir emirde bulundu gibi bir takım sözlere binaen bunu yapıyorlarsa bu yanlıştır. Mevlana bunu tasvip etmez. Evet. Altını çizerek de söyleyelim. Çünkü eğer Mevlana böyle tasvip ediyor, bizim kaynağımız, hareket noktamız Mevlana'dır diyorlarsa, bu yaptıklarına dair Mevlana'dan bir söz Yani. getirsinler, bir cümle göstersinler. Ben Hazreti Mevlana'dan çok şey okudum. Hiçbir yerinde bunların yaptığını caiz kılacak bir işaret yoktur. Hiçbir yerde. Dolayısıyla bunların kendilerini Mevlana'ya mensup olarak takdim etmeleri yanlıştır. Bunun tutulacak haklı hiçbir tarafı yoktur. Yoktur. Evet. Bunu önce Yani belirtelim. Hazreti Mevlana'yı iyi anlamak ve iyi anmak Mesela birisi de gerekiyor. bana şunu söyledi. Evet. Bana şunu söyledi. Kendisinin Mevlevi olduğunu söylüyordu. Ve diyordu ki biz öyle bir seviyeye geldiğimizde bazı seviyelerden bahsediyor, manevi derecelerden. Oraya geldiğimizde bizden artık namaz emri, şu bu emri artık düşer. Allah Allah. Evet. Evet, Mesela ilginç. diyelim ki bu adam 60 yaşında o dediği seviyeye ulaştı. Namaz düşüyor artık. Artık namaz kılmasa da olur diye inanıyor. Bundan sonra ne kadar yaşayacaksa artık o yıllar içerisinde namaz kılmasa da, oruç tutmasa da, kim bilir başka hangi emirleri yerine getirmese de kendisi dört dörtlük bir Müslüman olarak kalacağına inanıyor. Evet. Bu inancın İslam tarafından reddedildiğini, Peygamberimizin hayatında bulunmadığını, üstelik bu inancı bir de Mevlevilik kaynaklı bir Çok şekilde kötü, söylüyor evet. olmasını belli ki doğru bulmayacağı son derece yanlıştır. Ve bu fikir sahibine
reddedilir, iade edilir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edeceği ana kadar namaz kılmıştır. Şimdi bu mantığa göre düşünsek Peygamberimiz o manevi seviyeye ermediği için mi kılıyordu? Böyle batıl, efendim, İslam'ın hiçbirine sığmayan bir takım görüşler, üstelik Mevlana'ya nispet ederek söylenebiliyor, bunları tutar atarız. Evet. Bunun tartışılacak hiçbir tarafı yoktur. Hazreti Mevlana bir alim zat değil mi Sayın Hocam? Tabii ki alim. Alanı da genel manada fıkıh mı? Fakih diyebilir miyiz? Hazreti Mevlana çok ciddi bir medrese tahsili almıştır. Medrese tahsili içerisinde neler varsa hepsini Hazreti almış. Mevlana hepsini okumuştur. Bunun içerisinde çok güzel bir Arapça vardır. Kur'an-ı Kerim hafızlığı vardır. Hatta hadis hafızlığı vardır diyebilirim Hazreti Mevlana'da. Çünkü beyitlerinin içerisine öyle kelimeler yerleştirmiştir ki o kelime ta bilmem hangi hadis kitabının neresinde kaynağı geçen demiş. Bir hadisi işaret ediyordur. Yani hadis kültürü neredeyse önünde, masasının üzerinde hazır duruyor. Ve hangi kelimeyi, hangi hadisi kullanmayı istiyorsa hadis böyle önden rahat rahat seçiyor gibi bir tavır var. Çok geniş bir kültürü var. Öyle Mevlana sıradan hiçbir şey okumamış, efendim ilmi irfanı olmayan bir şair değildir. Hazreti Mevlana çok ciddi tahsil görmüş, dini ilimler noktasında ciddi seviyesi olan bir insandır. Evet. Evet. Böyle algılamak lazım. Öyledir zaten. Şöyle de özetleyebiliriz son olarak. Evet. Konya olarak ve Konya olarak bize ne düşünmesi gerekiyor burada? Şimdi sadece Konya değil, bütün Müslümanlara İslam aleminin çok değerli bir varlığı olarak Hazreti Mevlana'ya sahiplenmeleri evet. gerekir. Ve Hazreti Mevlana'yı yanlış tanıtıcı bir takım fikir akımlarından ya da hareket tarzlarından kesinlikle Hazreti Mevlana'yı bunların elinden alıp Hazreti Mevlana'nın yozlaştırılmasına karşı çıkmalıdırlar evet. Müslümanlar. Az önce söylediğim hareketler Hazreti Mevlana'yı yozlaştırmak amaçlıdır. Ve öyle ibadete ibadet olsun diye hareketler yerleştirirler ki sanki Hazreti Mevlana o ibadetleri kendisi koymuş gibi bir takdim ederler. Bu da yanlış olur. Ciddi bir insanımızı, kültür abidemizi bizden koparmış olurlar. Konyalılarla birlikte diğer bütün Müslümanlar Hazreti Mevlana'yı bir hümanist gibi tanıtan ya da bütün haramları mübah gören bir kafa yapısındaki insan gibi takdim etmelerine karşı çıkmaları gerekiyor. Mevlana bunlardan hiçbirisi değildir. Yani Mevlana'yı olduğu gibi göstermek gerekiyor. Samimi bir Müslümandır. Evet. Samimi bir Müslümanın ötesinde İslam'ın reddedeceği bir şekilde Mevlana'yı tanıtmak aslında Müslümanların toptan karşı çıkmaları gereken ciddi ciddi bir konu olmalıdır Hazreti Mevlana. Evet, programımızın sonuna geldik Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok keyifli bir sohbet oldu. Evet, hem de izleyicilerimize son gündemde olan evet. konuları evet. Şöyle bir hatırlarında evet. iz bıraktık inşallah.